Efendim, yine geldik bir pazartesi ve yine geldik bir pozitif yaşam programı. Ben TV ekranlarından işte bugün pozitif yaşam efendim. Sizler de hoş geldiniz programımıza. Gülen gözlerle ve gülen yüzlerle ve gülümsemelerle bu program devam ediyor. Sizlerin sayesinde ve güzel konuklarım sayesinde yaşamın gücünü, gülmenin ve sevginin gücünü öğreten bir program bu. Bana da, sizlere de, yaşama da değer katan ve sevginin gücünü birlikte paylaştığımız bir program. O kadar güzel konuklar ediniyorum ve o kadar güzel değerlerle doluyorum ki, konuklarım ve sizlerin sayesinde bu programın bana kattıkları yanında sanırım her şey çok çok az kalacak. Bugün o kadar güzel bir konuğum var ki, gülen yüzüyle, sevgisiyle, hoşgörüsüyle ve değerleriyle güzel bir anne var program konuğum olarak. Anne Fatma Durgut, öncelikle anneye hoş geldiniz Hoş diyorum. bulduk. O Merhaba. kadar güzel bir anne ve o kadar güzel bir yürek ki, işte onun yüreğiyle dünyaya gelmiş güzel bir kızımız var bugün program konuğumuz. Selin Durgut. İba. Selin'cim hoş geldin. Hoş bulduk. İşte gördünüz değil mi? Güzel bir yürek ve güzel bir anne. Bugün iki konuğum var. El ele, sevgiyle, gülen yüzleriyle ve şimdi azıcık da şımarıklığıyla. Teşekkür Teşekkür ediyor Selin bize. edeyim. Onu sizlere tanıştırmak istiyorum. Ama öncelikle annenden seninle ilgili bilgi almak istiyoruz. Olur mu Evet. Selin'cim, izninle? Evet. Peki. Fatma Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Biraz kendinizi ve Selin'i tanıtmanızı rica ediyorum bugün. Ben Fatma Durgut, Selin'in annesiyim. Ev hanımıyım. Çünkü Selin'le ilgilenmek zorunda olduğum için çalışamıyorum. Evet. 76 doğumluyum. İzmir'de yaşıyorum, o kadar kendimle Peki, ilgili. Selin dünyaya geldi ve çok güzel bir yürek. Öncelikle hayata pozitif bakabilmenin gücünü oluşturan bir yürek. Evet. O kadar güzel değerlerle dolu ve insana gülümseten ve Evet. her dakikası sevgi içerikli bir dünyanın Tabii ki, evet. çocuğu. Selin dünyaya gelmeden önce ben çok sessiz, sakin bir insandım. Yani konuşmaya bile cesareti olmayan belki de bir anneydim. Ama Selin hayatıma girdikten sonra sürekli bir pozitif enerji, dediğiniz gibi, olmak zorunda hissediyorsunuz kendiniz. Zorunda mı hissediyorsunuz? Gerçekten Ya o mu geliyor? Ben gülümsetiyor. gülümsetiyor Gülümsetiyor evet her yani. Çünkü saniyesi. hayata bakış açımızı değiştirdi Selin. Evet. Yani şu anda Selin hayatıma girdikten sonra, daha önceki ufacık şeyleri, önemsiz şeyleri büyütebiliyorduk belki, ama Selin gibi bir çocuğa sahipseniz bunlar artık unutuluyor. Çok önemsiz değerler olduğunu fark Evet. ediyorsunuz, değil mi Her şey, hayatınızda? yani hayatımızda sadece önümüze bakmamız, günümüzü yaşamamız, hani küçük şeylerden mutlu olmamızı öğretti Selin bize. Şimdi Selin'i tanıştırmadan önce ben değerli konuklarımıza telefon numaranızı vermek istiyorum. Gerçekten o kadar güzel bir yürek var ki bu stüdyoda. Belki ona sorular sormak isteyebilirsiniz ya da bağlanmak isteyebilirsiniz. Alan kodumuz 232 441 59 59'dan Selin'le sohbet edebilirsiniz. Ben hatırlatayım istiyorum sizlere. Evet Selin'cim, hoş geldin Hoş stüdyomuza. bulduk. Ve benim yüreğime. Evet. Nasılsın? Kendini bize tanıtır mısın? İyiyim. Anlatabilirim. Ben Selin Olut. 17 yaşındayım. Selin 17 Evet. yaşında. Ben tenis yapmayı çok seviyorum. Tenis yapmayı. Evet. Buz patende. Buz pateni. Bale. Bale. Zumba. Zumba. Bir de yüzme yapıyorum. Ve yüzme yapıyorsun. Evet. Bir de jimnastik var benim. Jimnastik de var. Okula gidiyorsun değil mi Evet. Selin'cim? O da Manisa ve Özel Eğitim Özel Lisesi. eğitim. Spor Lisesi. 10. Evet. sınıf öğrencisi Selin. Manisa. Kaynaştırma. Manisa Spor Lisesi. 10. sınıfta kaynaştırma öğrencisi. Harika. Evet. Ben Türk liseleri çok seviyorum. Ben bu derdim için çok mutluyum ve Söğür ablamı çok sevimli. Şu tatlı bir öğrenciyim.
Sen çok tatlı bir öğrencisin. Evet. Kesinlikle öylesin zaten. Hepimizin yüreğinde kocaman sevgi açtırıyorsun. Evet. Onu biliyoruz zaten. Tabii. Ben çok zumbayı çok seveyim. Zumbayı? Evet. Çok her şeyden yapıyorum. Her şeyden. Altın madalya var benim. Kubam var. Altın madalyan var. Hangi alanda Selin'cim altın madalyan var? Bilmiyorum ki. Hangi alanda? Nerede kazandık altın madalyaları? Jimnastikte. Tabii. Jimnastikte. Jimnastikte evet. Ve buz pateninde. Evet. Buz pateninde. Evet. Nasıl başladı bu yolculuk annesi? Selin sanırım 9 yaşlarında buz patenine ilk önce başladık biz. Buz pateni sporunu yapmaya başladık. Daha sonra jimnastiğe yöneldik. Buz pateninde sporun gerçekten Selin'e enerjisini daha çok arttırdığını, özgüvenini daha çok arttırdığını ve vücudu için yani Selin Down sendromlu olduğu için kasları çok zayıf çocuklar. Yürüme sıkıntısı yaşıyordu. Merdiven inip çıkarken sıkıntı yaşıyordu. Bu bacak kaslarını olsun, vücut kaslarını buz pateni çok faydası oldu. Evet, ben ve artık sporumuz hayatımızda vazgeçilmez oldu. Selin farklı sporları da denemeyi çok isteyen bir çocuk olduğu için farklı sporları da denedik. Ama galiba buz pateninde daha mı iyi ilerledi? Buz pateninde daha çok vakit geçiriyor, daha çok ilerliyor ama ülkemizde özel sporcuların buz pateni kategorisi olmadığı için evet. Hani yarışmalara katılmak açısından jimnastik de yapıyoruz. Evet. Benim doğum yerim Konak. Ben 2002'liyim. 2002'den çıkıp ben oldum. 2002'de ben oldum. Evet, tabii, 2002'de artık, de. Tabii ben anne babamı hiç bırakmam. O benim her şeyim. Tabii, evet. Ben annemi çok seviyorum. Biz mutlu aileyiz. Çok seviyoruz. Çok mutlu ailesiniz. Çok. Evet, çok. Peki mutlu olmak için ne yapmak lazım Selin? Ne yapmak lazım? Annemi ve babamı sevmek, sığınmak ve herkesi sevmek istiyorum. Yani çok sevdiğimi biliyorum. Peki çok üzüldüğünde ne yaparsın Selin? Üzüldüğümde annemin elinde olmak. Annemin elinden tutmak. Tutmak. Evet. Annenin olmak sana mutluluk mu veriyor? Evet, çok. Harika. O benim bebeğim. O benim balinam. Ay şeyim benim o. Sevgi içerikli bir çocuk. Şimdi çocuk değil, genç kız aslında Selin. Evet. Genç kız. Evet. Büyümüş bir genç kız. Ama sevgi içerikli bir genç kız. Tamam. Herkese sevgi pıtırcıkları, sevgi çiçekleri dağıtan, bakın şu anda da böyle gülümseten, insanın gerçekten içini ısıtan bir genç kız var bugün stüdyo konuğum. Aynı zamanda bugün çiçeklerimiz de var stüdyoda görüyoruz. Selin'in öğretmeni sevgili Demet Velioğlu bizlere çiçekler getirmiş. Çok teşekkür ediyoruz Demet Hanım'a da. Kırmızı çiçek benim yalnız. Tercih ediyorum. Bu arada bir telefonumuz var. Selin'i sanıyorum arıyorlar. Evet, bağlanalım biz. Alo. Alo, buyurun. Merhaba, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinizi tanıtın lütfen. Tabii ki ben Selin Hanım için aramıştım. Evet. Belki sesinden beni tanımıştır şu an. Kim o? İşte annemin arkadaşı. Annenin arkadaşı. Evet, çok seviyorum. Çok adı tatlı. Ne? Adı Özlem Ustaoğlu. Evet, hoş geldiniz Özlem Hanım. Merhaba, konuğumuz. Hoş bulduk. Selin annemin arkadaşı dedi ama asıl ben Selin'in arkadaşıyım. Benim en büyük kankim. Sadece benim canım. Öpüyorum. Ben de seni çok öpüyorum bir tanem. Öncelikle yayınınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Özellikle bağlandığınız için. Rica ederim. Selin olduğu zaman hayat bizim için duruyor. Yani önceliğimiz her zaman o. Gerçekten çok güzel yetişmiş bir çocuk. Sevgi dolu. Sizlere de teşekkürüm. Ekranlarda özel çocuklarımızı görmemiz hepimiz için ayrı bir umut. Kesinlikle öyle. Bu özel çocukların demeyeyim artık Selin gibi farklı olan gençlerimizin hayatla bağlantıları bize bir takım öğretiler de getirmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Öncelikle annelerimiz bu tarz çocukları dünyaya getirdiklerinde hayatla bağlantılarını koparıp kendi içlerinde büyük sıkıntılara düşüyorlar ki zaman zaman düşünmüyor da değilim. Evet, bu gençlerimizin, bu tarz farklı olan çocuklarımızın bize üzüntü değil, yaşama sevinci kattığını düşünüyorum. Bazen diyorum ki, benim de olsaydı bu kadar mutlu olurdum. Gerçekten çok değerliler. İyi ki çok varlar. Çok değerliler. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bütün aileler gerçi aynı düşünce içerisindedir ama Selin doğduğu ilk günden itibaren aile Selin'i sosyal hayattan hiçbir zaman mahrum etmedi. Sürekli sosyal hayatta bizlerle iç içe büyüyen bir çocuk oldu. Ben daha fazla meşgul etmeyeyim yayınınızı. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Selin'cime şunu söylemek istiyorum. Çok şık ve çok güzel olmuş. Kıskandım. Teşekkür ediyorum Selin'cim. Öpüyorum. Rica ederim. Bir de kalp ben gönderelim mi Selin? İyi yayınlarınız olsun. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Evet, Selin bir genç kız. Albenisi olan, kendini beğenen ve gerçekten diğer genç kızlar gibi güzel olmayı seven bir yapıya sahip. Evet. Ve bu arada doğal duyguları gereği de sevgiye, sevilmeye ve ilgiye de ihtiyacı olan bir genç kız. Tabii ki onların bu duygularından kötü faydalanmamak da gerekiyor. Bu anlamda güçlükler de çekiyoruz, değil mi Fatma Tabii Hanım? Ki. Tabii ki. Yani Selin'in mesela yanında okulda bekleyen bir anneyim ben. Hı hı. Daha çok böyle güçlükler yaşamamak adına bekliyorum. Selin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir genç kız. Evet. Ama böyle sorunlar yaşamamak için bekliyorum. Çünkü Selin kandırılması kolay bir çocuk. Çünkü herkesi aslında, kendi gibi biliyor. Aslında çok saf, çok temiz, evet. Çok güzel yürekli evet, bir genç kız o. Dolayısıyla kandırılabilir bir yapıya evet. da sahip. Aslında belki de toplumda bütün insanlık bu şekilde olsaydı, evet. kötülüğün olmadığı bir dünyanın kapılarının aralanmış olurdu. Onların olduğu. Hayatı sevgiyle, sadece evet. sevgi, amaçları sevgi, yaklaşımları sevgi, yani hayatları sevgi üzerine kurulmuş olduğu için... Karşısındaki insanların sevgisi, gerçi samimiyet olup olmadığını da anlayabilen çocuk. Aslında algılıyor. Tabii ki algılıyor. Gerçekten algılıyor. Okuyor, yazıyor, algılıyor. Hı-hı. Toplumsal değerleri çok iyi evet. değerlendirebiliyor ama ne olursa olsun hani bir hinlik dediğimiz bir olgu yok. Yok. Saf sevgi yok. Var onların evet. dünyasında. Tabii. Mesela Selin kitaplarda bize yani ilk anlatılan Down sendromluların Down çok farklı. Yani bize ama balık sizin sayenizde galiba. Bilemiyorum hani benim sayemde mi? Balık hafızalı olduklarını söylüyorlar ama Selin şu anda Selin hiçbir şey unutmuyor. 10. sınıf öğrencisi ve diğer arkadaşları gibi o da okulda sınavlara giriyor. Hı hı. Yani sadece İngilizce dersinden muaf bir çocuk. Harika. Yani öğrenebiliyorlar ve unutmuyorlar. Çok iyi, evet. Evet, biraz konuşmada fiziki yapımızdan dolayı bir sıkıntı olabiliyor bazen anlaşılma. O dil yapımızdan kaynaklı. Kesinlikle. Ve heyecanlı. Fizyolojik yapıyla ilgili. Heyecanlı bir konuşma tarzı olduğu için anlaşılıyor. Tane tane konuştuğu zaman anlaşılmayan hiçbir şey yok. Genelde anlaşılıyor. Kesinlikle. Çok ender anlaşılmadığı Kesinlikle. Durumda. Bu arada bir telefonumuz yine var. Aman Selin'cim sen nesin böyle? Harikasın, telefonlarımız geliyor. Evet, teşekkür ederim. Efendim buyurun. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Alo. 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 Evet buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kendinizi tanıtın lütfen. İsmim Sinan Velioğlu. Buyurun Sinan Bey. Ben Selin için aramıştım. Evet, biliyoruz. Bugün tüm telefonlar Selin için. Evet, her şey Selin için. Selin'i çok seviyoruz. Selin de beni sevdiğini düşünüyorum. Selin'e ve ailesine destek olmak için aradım. Ve Selin'i de çok sevdiğimi tekrar iletmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz.
Selin de hemen ben de çok seviyorum dedi. Konuşmak ister evet. misin Selin'ciğim? Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum Sinan abi. İki vas. Ben de seni çok seviyorum. Biz de sizi seviyoruz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hı hı. Öpüyorum seni kocaman Sinan abi. Bay bay bir tanem. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bakmak ne demek Selin? Yani dikkat olmak. Harikasın. Duyuyor musunuz değerli izleyenlerimiz? Ben yardımcıyı çok seviyorum. Yardım etmeyi, paylaşmayı çok seviyorum bir kızım. Paylaşmayı çok seven bir kızsın. Evet. Harika. Annene neler yapıyorsun? Annem her şey yapıyor. Mesela kahvaltıda yardım ediyorum. Ben onu çok sevdiğim için annem ben hep yanındayım. Hiç bırakmam. Hiç bırakmazsın. Evet. Elini... Gerçekten o çok güzel bir duygu değil mi? Hiç bırakmayacak, bizi evet. bırakmayacak bir çocuğumuz evet. var. O çok çok keyifli. Evet. Ömür boyu birlikte olduğum bir çocuğum var inşallah. Evet. Kıskandım ama. Ben çok kıskandım. Her şey ama sen de benim her şeyimsin. Aa ben de onun her şeyiyim. Ay harika. Evet. Çok güzel. Annemizin mutluluğu. Evet. O anne tabii. O tabii. anne farklı. Biraz önce fotoğrafları gördük. Hep mikropla olan fotoğraflarımız var. Evet. Neden o kadar çok mikroplu fotoğraflarımız var Selin'ciğim? Çünkü etkinlik olduğu zaman orada yatıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinde. Hı-hı. Evet. Çünkü ben onu çok sevdiğim için mikrop işte. Kop kop mikrop diyor. Kop kop mikrop diyoruz. Buradan sevgiler ve öpücükler gönderiyoruz sevgili mikrobumuza da. Selin'le benim de bir fotoğrafım var. Hani bir Bursa gezisinde evet. var mı burada fotoğraflarda? Çıktı mı acaba? Olmayabilir. Burada var da gazete programı, gazetede çıkan bir Selin'le inanılmaz keyifli ve çok güzel bir resimdi evet. o. Teşekkür ederim. Değil mi? Hatırlıyor musun Selin'ciğim? Bursa gezimizde. Evet. Bursa gazetesinde çıkmış. Bursa evet. gazetesinde. Selin'le çıkan bir fotoğrafımız var. Ben de çok şaşırmıştım. Çok keyif almıştım o fotoğraftan. Evet. Keşke bulup önceden ben gönderseymişim. Neyse. Sağlık olsun. Evet. Peki bu etkinlikler başladık. Nasıl devam etti? Yani nasıl bu kadar ilerlediniz? Ya, harika başarıları imza attınız çünkü. Şimdi ben şunu benim biraz önce arayan arkadaşım çok kullanır onu. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer der her zaman için. Bir psikoloğa gitmiyorum ben. Belki birçok ailenin onunla çok şey paylaşıyorum. Hani sıkıntım olduğu zaman genelde onunla konuşuyorum. Herkes gerçekten kalbinin ekmeğini yer. Evet. Gittiğimiz yerde Selin'in pozitif enerjisi olduğu için devamı geliyor. Kesinlikle. Yani ve kesinlikle bizim hani başka bir kıskançlık bir şeyimiz olmadığı için belki de önümüze çıkıyor bazı şeylerde. Selin de gerçekten pozitif bir çocuk. Evet gerçekten öyle. Çok fazla şu anda mesela güldüren ve bir yapısı çok, var. Çok yani. Her gittiği bulunduğu yerde ortama, mutluluk saçan evet. bir çocuk. Evet. Yani öyle, genç kız. Yani, bulunduğu ortamın mutlu olması onun için çok önemli. Şu anda gittiğimiz okulda mesela gençlerimiz kimseden afiyet olsun kelimesi çıkmıyor normalde. Selin her gün o yemekhaneye girdiğinde afiyet olsun dediği için belki zaman içinde onlar da artık Selin'cim afiyet olsun veya diğer arkadaşlarına bunu öğretiyor, yaymaya başlıyor. Değil mi? Evet. Veya işte sırada kurallara çok uyan bir çocuk olduğu için sıra kesinlikle birbirlerinin önlerine geçmemeyi öğretiyor onlara. Uyarılarda bulunuyor. Yani onlara da pek çok şey öğretiliyor. Mesela geçen otizmli çocuklarla ilgili bir sıkıntı oldu. Evet, okulda evet. istenilmemişlerdi. Evet, evet. Ama aileler şunu bilmeli. Bizim çocuklarımız onların çocuklarına da çok şey katıyor. Mesela Selin'in sınıfındaki çocuklarda mutlu olmak şeyinde hissediyor. Nasıl diyeyim size? Hani zorunda değil de farklı bir kelime. Biraz onu bulamadım. Mutlu olmak olması gerektiğini düşünüyorlar. Mutlu oluyorlar evet, onlar evet, da. Evet, evet. Selin'le veya böyle bir
kavga ortamı olduğunda senin rahatsız oluyor diyerekten onu ama yapmamaya çalışıyorlar. Ama zaten girdiği ortama direkt gülümseyerek giriyor senin. Evet. İnsanlara laf atıyor. İşte afiyet olsun diyor, merhaba diyor, nasılsınız diyor, iyi günler diyor, hoşça kalın diyor. Selin sürekli seni çok seviyorum diyor, kendine iyi bakın diyor. Selin sürekli bir hareket ve sevgi bombardımanı saçıyor etrafa ve dolayısıyla mutlu olmamak Selin'e mümkün değil. Mutsuz birini gördüğü zaman da zaten gidip sarılıp üzülme ben seni seviyorum deyip karşısındakini gülümsetebilen bir çocuk. Bu arada Hakan Akkaya'yla da bir etkinliğe katıldı. Hakan Akkaya da çok sevdi Selin'i çünkü kendini o kadar fazla hızlı bir şekilde sevdiriyor ki Selin. Bu arada yine bir telefonumuz var. Acaba kim Selin'cim? Kim olabilir? Bilmiyoruz. Bakalım kim? Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ben Ayşe Baltacı. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Demet Özel Eğitim'in öğretmeniyim. Selin Durkut'un da sınıf öğretmeniyim. Harikasınız. Özel hoş eğitimde. Geldiniz. Kolay gelsin. Ben Selin'le ilgili birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Buyurun. Hani onu biraz da senin gözünden bir tanıyayım istiyorum. Buyurun. Çok çalışkan bir öğrenci, çok güler yüzlü bir öğrenci. Verdiğimizi hep alır. Dahasını hep bir tık yukarıya gitmek ister. Çok sevecen, mutlu, başarılı bir öğrenci. Ama bunun bu seviyeye gelmesinde annesinin ve babasının çok büyük bir emeği var. Hiç peşini bırakmadılar. Annesi Selin'le geliyor, Selin'le gidiyor, Selin'le yaşamın hep endeksiniz bir anne. Tabii bizim için gurur kaynağı, senin için çok büyük bir şans. Umarım güzel bir örnek olur diğer annelere de. Bütün annelerimiz öyle zaten. Ama örnek olarak Selin'in annesi bizim göz bebeğimiz anne. Selin de göz bebeğimiz öğrencilerimizden biri. Teşekkür ederim. Her şey benim. Ben teşekkür ederim Selin'ciğim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel. Başımızın tacısı çocuklarımız, özel çocuklarımız bizim. İyi ki böyle bir programınız var. İyi ki de böyle örnek olup gösteriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayşe öğretmenim, iyi ki sizler de varsınız. Özel çocuklarımıza önderlik ederek onların yaşama kazanılmasında büyük katkılar sunuyorsunuz. Her şey için, herkes için bir kez daha sizlere teşekkür etmek istiyorum. Selin adına ve kendi adıma ve anne adına. Ben ve bütün öğrencilerim adına, okulum adına sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Evet, her şeyden önce Ayşe öğretmenimize tekrar teşekkür ediyoruz ve her şeyin buradan görüldüğü gibi anne ve babada bittiğini görebiliyoruz. Evet, Selin'in bu kadar mutlu ve güzel bir çocuk olmasında, güzel bir genç kız olarak yetişmesinin ana kökenini aile faktörünün rol oynadığını ve onun bu günlere getirdiğini görebilme şansımızı ekranlarımızdan bir kere daha sunmak istedim açıkça. Ben sizin sayenizde çünkü genelde bu tarz çocuklara sahip aileler hayatın bittiğini, hayatın neden benim başıma geldi diyerek sıkıntıya sürüklediği bir ortama kendilerini götürüyorlar. Oysa ki olay tam tersi. O kadar güzelliklerle dolu bir şekilde geliyor ki dolu dolu geliyor, mutluluk geliyor. Tabii ki. İşte göstergesi. Ve hayatın yeniden başlangıcı, nelerden mutluluk çıkarabilmemiz gerektiğinin en büyük örneği. Bir programda ben şunu söyledim. Ben bir psikolog olarak bu annelere destek olmayı her zaman ilke edindim. Ama hiçbir zaman destek olma şansına da sahip olamadım. Çünkü sizler zaten etkinliklerle ve bu çocukların size kattığı değerlerle sevgili Nurgül, Hayata bağlan projesiyle o kadar güzel çok etkinliklerle güzel. Mutluluğu yakalıyorlar çok ki güzel. Benim onlara destek olma şansım ortadan kalkıyor. Evet. Değil mi Selin'cim? Evet. Nurgül Başkanım sağ olsun Urla Kızılay'ı. Belki ilk defa bir Kızılay
birimi böyle bir şey yapıyor. Evet. Çocuklarımız da gerçekten Nurgül Başkanım bir anne, bir abla, sanki ailesinde var gibi bizi anlayabilen biri. Evet. Ve onlar için büyük çaba harcıyor. Selin'le onun sayesinde birçok yerlere gittik. Selin Ankara'yı görmek istiyordu. Ankara'ya gittik. Defilelerimizi yaptık. Bursa'ya gittik. Bursa'ya gittik. Birlikte gittik. Evet. Bursa'ya değil mi? Yani Selin'le onu... Kampa gittik. Kampa gittik. Özel çocuk aileleri böyle bir güzel kamp. İhtiyacı olan bir kamp. Kesinlikle bu kadar rahat edebileceğimiz bir ortam olacağını düşünmüyorum. Onlar sayesinde, Nurgül Başkan'ın sayesinde çok güzeldi. Çok güzeldi. Hem çocuklarımıza çok iyi geliyor hem bizlere çok iyi geliyor. Kampı anlatır mısın biraz Selin? Hatırlıyor musun kampı? Evet. Neler yaptık orada? Biraz bize bilgi versene. Belki senin gibi olan Down sendromlu veya otistik olan gençlerimiz de bize katılmak isterler. Anlatsana neler yaptığımızı. Anladım. Biz orada kaldık. Sonra etkinlik yaptık. Etkinlikler yaptık. Neler yaptık? Mesela isimler falan etkinlik resimler. Yaptık. Defilemizi yaptık. Defilemizi yaptınız. Ne yaptık? Eğlendik. Defile neydi? Atıklardan hazırlanmış kıyafetlerdi, evet. Değil mi? Didenişim. Evet. Poşetten. Poşetlerden. Evet. Kapaklardan. Evet, kapaklardan tabii. Ondan sonra akşam da eğlenceli. Akşam eğlencesi vardı. Evet. Ondan sonra akşam yemeği, sabahın uçağı üsmeyi. Yüzmeye gittik. Nerede yüzdük? En çok denizi mi havuzu mu sevdin? Havuzu çok sevdim. Havuzu çok sevdin. Ama galiba annen bir yerden ayrılamıyordu. Bir tarafa geçemiyordu değil mi? Tabii çünkü artık annem her zaman yanımda. Annen her zaman yanında olmak zorunda değil mi? Evet. Tabii. 7/24. Hizmetindeyim. Evet. 7/24. Şimdi anneye bakmayın çok sessizim diyen bir bayan ama Fatma o kadar neşe içerikli bir kişilik sergiliyor ki o kadar renkli o kadar bakar mısın? Dediğim gibi Selin sayesinde gerçekten hani çevremde sorsanız beni Selin'den önceki Selin'den sonraki dönem diyorum. Selin'den önce çok sessiz hani böyle bir ya pardon önüme geçtiniz diye bile diyemeyen bir anneydim ben. Ama Selin bana o kadar enerji kattı ki. Harika. Çünkü Selin'e bir şeyleri kazandırabilmek için mutlu olmam gerekiyordu. Hani biz böyle pozitif görünüyoruz ama bizim yaşadığımız çok fazla çok zor, sıkıntı tabii var. Çok zor. Şimdi zaten onu da soracağım. Öyle olmak zorundaydık. Onu da soracağım. Mutlaka zorlukları vardı. Selin bundan ne kadar etkilenir tabii onu bilemediğim için sormak da istiyorum ama soramıyorum yok, bir taraftan. Yok yok Selin'e ben... Hani doğumlu olduğunu bebekliğinden beri söyleyen bir anneyim. Zaten bunu da bilerek Selin büyümesi bunu. Gerekiyordu zaten. Zaten doğumu şöyle biliyor. Gözlerimiz aynı. Bütün doğumlu çocukların gözleri çekiktir. Japonlar gibi. Ve melektir. O kadar yani. Çok güzel. Harika. Onu bilmesi gerekiyor. Çünkü toplumumuzda karşılaştığımız yerlerde soruluyor. Tabii. Bu sefer çocuk şöyle büyümesin diye. Hani ne acaba? Sorusuyla büyümesin diye açıkladım. Ben çok küçüktü onun söylediğimde. Bilgisini verdim. Onun anlayabileceği bir şekilde bilgilendirdim. Onu bilerek şey yaptı. Etkilenmez Selin'le çünkü ben her zaman peki ilk doğduğunda ne hissettiniz? Neydi? İlk doğduğunda yani bilmiyordum. Yani hamilelik süresince bilmiyordum. Selin 8 aylık doğan bir çocuk. Doğduğu gün evet anlaşılmış ama ben birkaç gün sonra öğrendim. Önce kendim fark ettim. Sonra doktorumuz söyledi. İlk doğar doğmaz aileme söylemedi. Söylenmiş ama bana söylenmedi. Doğumlu evet çok üzüldüm. Bir sene boyunca ağladım ama niçin ağladı? Selin 45 santim doğdu. Kas yok gibiydi. Yani böyle hamur kıvamında bir çocuktu. Nasıl bakacağımı bilemediğim için ağladım. Ve karşıma çıkan doktorlar o kadar olumsuz şeyler söylemişti ki senin doğduğunda. İşte yaşama hakkında, yürümesi galiba hakkında. O dönemlerde çok da bilgi yoktu. Hani benim de, şimdi daha iyi biliniyor. Tabii ki bu sosyal medya bu kadar, iletişim bu kadar iyi olmadığı için. Hani güzel örnekleri de yoktu. Çünkü eğitilebilir olduklarının yoktu, farkında değildik. Evet. Ama onların okuma yazmayı ve kendi hayatlarını devam ettirebilir konumda
olabileceğini artık biliyoruz. Evet. Evlenebildiklerini, evet. Sevgiyi, hı-hı, ve insanlığı çok iyi değerlerle doldurabildiklerini. Evet. Eyvah, Selim bu arada bir şey duydu ve ben yanlış bir şey söyledim galiba. Değil mi? Sanki. Evet. O konuda çok açıkız. O konuda biraz hassasız. Çok açık. Özellikle şu evlilik, nişandır, erkek arkadaştır konularında biz biraz fazla şeyiz, açığız, evet, hassas ve anında algılıyoruz. Ama evlenmeyeceğiz. Evlenmeyeceğiz, hı-hı, değil mi? Evlenmeyeceğiz. Öyle mi? Biz, hı-hı, ayrılamayız anne. Ha, anneden ayrılma olayı var değil mi? Tabii. Onun için, evet, evlenmiyoruz. Biz okuyacak, iş sahibi olacak senin. Ben bu çocuğum, ben sünnet olacağım. Mezun olacak. Üniversite okumak istiyorum. Üniversite okumak istiyorsun. Annem de bir şey olmak istiyor. Ne olmak istiyordu? Ben senin neyim, çalışmıyorum. Ben annesi gibi olmak istiyorsun. Annesi gibi. Pozitif olacak. Evet. Mutlu olacak. Ha, pozitif. Annesi. Nasıl güzel bir sevgi bu. Allah'ım. Ben annemi çok tatlı ve çok seviyorum. Gerçekten sürekli sevgi dolu ve sürekli, evet, sevgi verme odaklı bir, evet, genç kız, evet, Selin. Bu anlamda onun o sevgisini gördükçe insanın içinden bir şeyler, evet, taşıyor, dökülüyor, evet, ve gerçekten herhalde üzgünken bile mutlulukla gülümseyebileceğiniz yani bir oluşum. Esnemeş sırasında gelen gözyaşını bile görse diyor ki ne oldu, bir şey mi var, ne oldu canı sıkkın. Yok değil mi bir şey? Üzülmedin değil mi? Ağlamadın değil mi? Sürekli yani sizi mutlu görmüş. Selim bir de yaptığı bir ufak bir hata karşısında bile üzdüğünü fark ettiği, hı-hı, anda hemen özür dilemeye odaklı, evet, ve olayları pozitif olarak bakıp düzeltmeye, evet, konumlanmış bir genç kızımız. Bu arada babamızı da anmadan edemeyeceğiz. Kesinlikle annenin çok büyük çok faktörü olsa da babamız olayın yarısı diyelim. Evet. Çünkü onun da bu oluşumda büyük katkıları, desteği var. Tabii, destek tabii olduğunu düşünüyorum. Değil mi Selin'cim? Evet. Babanın da çok büyük katkısı var değil mi? Birçok yere götürüyor. Babamız çok şımartıyor. Birçok yere getirip götürüyor. Babamız kıyamıyor ona. Kıyılacak gibi değil. Gerçekten tabii. O kadar sevgi içerikli ve bu kadar saf ve temiz olununca kıyılması mümkün değil. Evet. Kızamıyorsunuz değil mi? Evet. Benim burcum Oğlak tabi biliyorsunuz. Aa, Selin'in burcu Oğlak. Evet. Annem Kova, babam da Boğa. Boğa. Sen ara, neydin? Oğlak. Oğlak. Bu ara burçlara, evet, taktım. Annemin burcu Kova. Senin özelliğin neymiş peki? Benim inatçı. İnatçılık. Ama Selin'in çok fazla inatçılığının olmadığını görüyorum ben. Var. Normalde bu tarz çocuklarda, hı, ciddi oranda inatçılık problemiyle karşı karşıyayız. Ama o, Selin'in, evet, bir miktar sizlerin sayesinde kırıldığını düşünüyorum. Evet. Değil mi? Yani inatçılığın genlerinde olduğunu söylemişlerdi. Kesinlikle. İlk doğuşta bize. Doğuştan gelen inatçı yapıları, evet, var. Ancak benim gördüğüm Down sendromlulardaki inatçılık Selin'de çok ciddi boyutlarda değil. Biz var tabii. Farklı yenmeyi öğrendim ben. Nasıl mesela, yaptınız mesela? Mesela Selin'e ben şunu yaptım. Ben Selin'cim çikolata yeme demedim. Yeme dersem onu yemek zorunda hissediyor kendi. İnatçılığı, hı-hı, bu genlerden, hı-hı, gelen bir inatçılık. Hı-hı. Ama ben Selin'e şunu söyledim. Selin'cim yersen sen bilirsin. Dişlerin çürür ve canın acıdığında benim yanıma gelme. Veya işte kilo alırsın. Sen bilirsin, kilo almaktan korkmuyorsan yiyebilirsin gibi farklı yöntemlerle uyararak vazgeçiriyorum, hı-hı, bazı şeyleri. Doymalarında bir miktar sıkıntı ama bizim var yok. Mı? Öyle yok. Bir doyma konusunda yaşayan var mı bilemiyorum. Yaşayan vardır belki. Efendim, ama. Öyle bir şey demem. Benim dişlerim çürüyor olmaz. Yani tabii annem haklı. Dişimi fırçalamak lazım. Dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Başka? Annen hangi konularda haklı? Onun haklı çıkıp da yemek değil. Evet. Yani dişlerimizi fırçalamak. Evet. Saçımı yapmak. Mesela. Saçını yapmak. Mesela elimizi yıkamak. Hı-hı. Dikkatli olmak. Evet, lavaboda tek başına yapmak, giymek tek başına. Hı-hı. Ama biraz aldığım olduğu için annem yardım edersin. Tamam. Selin'i biz her şeyi sen kendin yapabilirsin, başarabilirsin diye koşullandırıp büyüttüğümüz için
Selin çok hırslı oldu. Çok özgüvenli bir çocuk oldu. Evet, biraz fazla olduğu yerler oluyor değil mi? Çok fazla özgüveni. Ben yapabilirim, hayır yardıma ihtiyacım yok diyen, derslerinde olsun, okulda olsun. Sürekli bunu söyleyen bir çocuk. O yüzden belki büyük başarılarımızın sebebi o yüzden belki de. Olabilir. Evet, ben güçlüyüm, kuvvetliyim tabii. Annem tabii, babam da tabii. Güçlü ve kuvvetlisin. Evet, her şeyi yapabilirmiş. Her şeyi yapabiliyorsun. Üstesinden gelemeyeceği bir şey yok. Tabii Selin'in hani bu şekilde olması, özel eğitimimiz sürekli aynı özel eğitime gidiyoruz. Biz Demet özel eğitime gidiyoruz yıllardır. Onların büyük katkısı var. Öğretmenimiz Ayşe Hanım mı, Demet Hanım mı? Demet Hanım kurum sahibi. Kurum sahibi. Kurum sahibi. İlk tanıştığımızda yeni açılmış bir kurumdu. Genç olduğu için çok böyle istekli, çok böyle özverili bir bayandı. Ayşe Hanım öğretmenimiz. Eğitim veren öğretmenimiz okuldaki. Oranın sayesinde ve kaynaştırma eğitimi aldı Selin. Kaynaştırma eğitimin Down sendromlu çocuklarda çok faydası, otizmlilerde de bence çok hani, faydası, çok faydası oldu. Olduğunu düşünüyorum. Yani bizim için evet eğitim zaten önemli. Zaten Down sendromu çok ağır vakalar değil. Biraz farklılık var. Sadece inadımız var. İşte kırılması gereken bazı sağlık problemi olan çocuklarımız da var. Şükür senin de herhangi bir öyle yaşadığımız önümüze gelen sağlık sıkıntılarımız olmadı. Kalp problemleri olabiliyor. Nefes ve akciğerlerde sıkıntılar olabiliyor. 4 sene boyunca Selin'in uyku apnesi vardı. Yani geceleri 3 kere nefes alıyorsa 2 kere nefes almıyordu. Hani eskiden bunlar bilinmediği için erken ayrılışlar oluyormuş ama şu anda onlar yok. Şu anda Selin aşık oldu. Versene hızın lütfen. Evet. Yani o kaynaştırma eğitimin çok faydası var bizim çocuklarda. Çocuklarımızın özel alt sınıfa gitmeleri belki güzel bir düşünce olabilir ama inanın kaynaştırma eğitimi çok çok daha faydalı. Çocuklarımızın... Yani özel alt sınıflara değil de kaynaştırmaya gitmelerini öneriyorsunuz. Kesinlikle. Peki buna veliler mi karar veriyor yoksa REM merkezleri mi karar veriyor? O büyük savaş vardı. Selin 2002'li olduğu için o zamanki şeyle şu andaki eğitim kurallar arasında çok fark var. Biz burada stüdyoda güzellikler yaşıyoruz, evet. Kaynaştırma alabilmek için bayağı bir çaba harcadık. Okul müdürümüz istemedi, RAM'a gidip nasıl verirsiniz diye çattı. İlk başta öğretmenimizle biraz sıkıntı yaşadık ama sonradan çok sevdi. İlk baştan beri mi kaynaştırmaya gitti yoksa? Biz ilkokulu kaynaştırma olarak okuduk. Ortaokulu özel alta çekmek zorunda kaldık. Çünkü hani bir tane öğretmen değil, bir sürü öğretmenle savaşmak zorunda kalacaktık. Doğru, baştaki müdür isteksiz olunca ben o savaşa kendimi atamadım. Bu çocuğu da atmak istemedim çünkü ergenlik dönemimiz olacaktı. Evet. O psikolojiyi yaşatmak istemediğim için özel alta çektim. Sonra lisede de kaynaştırma eğitimi. Tekrar kaynaştırmaya geldik. Peki ergenlikleri farklı oluyor mu? Geçiyor mu? Hiçbir fark. Bizden hiçbir fark var. Hiçbir fark. Yani tam tersine onlar dediğim gibi otobüse binerken selam verir, çöp toplayanı görene kolay gelsin demeden geçmez. Bizim unuttuğumuz insanlık var onlarda. Kesinlikle doğru. O konuda çok haklısınız. Yani, ne evet Selin'cim? Bizim unuttuğumuz insanlık sende mi var? Ya hayır. Yani insanlar Selin'e cevap vermediği zaman bıkmıyor. Hani mesela bir komşumuza geçerken iyi günler dediğinde ikinci gün biz olsak aman vermeyiz. Ama on devam ediyor. Ondan o cevabı alana kadar devam eden bıkmadan bir çocuk. Bıkmadan devam ediyor. Ve kazanıyor. Hiç kırıldığı oluyor mu? Tabii ki. Nelere kırılır Selin? Kırıldığını fark ettirmez Selin. Mesela okulda yaşadığı zamanlar oluyor. Öyle de bir şeyimiz var yani yüksek özgüvende değil de farklı bir düşünce. Kırıldığını belli etmez. Tabii ki kırılıyor. Bazen sinirli olduğu bir sinirli, yapısı olabiliyor. Tabii ki. Her insan gibi. Sinirlenebiliyor tabii ki bizler. Ama çok hızlı şekilde kalkıp özür dilemeye de doğru yöneliyorlar değil mi? Evet.
şey ikna edici konuştuktan sonra o kırılganlıkları çabuk geçiyor ama. Çabuk geçebilen çabuk ikna çocuk. Oluyorlar. Çabuk, ikna çabuk problemleri çabuk hızlı bir şekilde aşıyorlar. Selin uyanınca ne hissediyorsun? Ben anne babam ormanı hissediyorum ve hayal ediyorum. Hayal ediyorsun. Anne hayal... babasıyla birlikte olmak istiyormuş. Hayal. Onlarla ilgili hayaller evet. kuruyormuş. Bir benim hayalim birinci olmak. Yani Kutlatin'le mesela. Neydi? Her yerde birinci olmak. Buz her patinde. Yerde. Buz patinde. Peki ikinci olanlar üzülür mü? Yok üzülmez. Mutlu sen bilir. İkinci olunca üzülüyor musun? Biraz. Niye o zaman ikinci olanlar üzülmesin? Onlar da üzülebilir. Tabii. Arada bazen onlar da birinci olmalı bence. Tabii. Onun için ikinci ya da üçüncü olabiliriz ama elimizden geldiği kadar da. Evet. Bunu yeni aşmaya başlıyoruz. Hani okulda biraz düşük puan almaya başlayınca olabilir filan dediğim için zaman alışmaya başlıyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş değil mi? Evet. Peki hangi sporu daha çok seviyorsun? Sporun en çok buz pateni ve yüzme. Buz pateni ve yüzme. Yüzme. Cimnastik. Evet. Cimnastik. Peki buz patenindeki başarın bence çok güzel bir yere geldi. Ne hissettin? Televizyona çıktın değil mi? Evet. Ne hissettiğimi çok hayal ettiğim şey benim gerçek en sevdiğim gerçek oldu bir hayal. Selin. Bir film seyrederken buz pateni filmiydi o. Bu Karlar Kraliçesi değil. Buz patenine yönelik bir filmdi. Ben de kaymak istiyorum dedi ve gittik. Hırs yaptı. Sonra işte Neşe hocamız çok var buz pateninde. Onun kıyafet sağlaması diğer sporcular gibi. Patenlerinin olması ona daha da mutluluk verdi ve çok pahalı devam değil etti. Mi paten? Çok pahalı. Evet. Pahalı. Hediye geldi bize zaten patenler. Tabii. Yaptığı sporlar aslında gerçekten maddi evet. olarak büyük imkanlar evet. sunan evet. sporlar ama tabii ki Selin'in bu kadar imkanı yok. Yok. Dolayısıyla biz hemen talep edelim. Lütfen yani Selin'e yardımcı olalım. Elinden tutalım. Ne dersiniz? Tabii. Evet. Selin'cim kendini televizyonda görmek istersin değil mi? Tabii. İstiyorsun. Peki ekrandan seni izleyenlere neler söylemek istersin? Nasıl bir sunum yapmak istersin? Hadi sana ekranı bırakayım. Spiker oluyorsun. Spiker olarak kendini bir tanıt. Onlara seslen. İnsanlara neler söylemek istiyorsun? Ben insanı... İstersen kameraya bak. Ben insanla dikkat olsun istiyorum. Dikkatli olsun. Evet. Tamam. Ben onu çok seveyim. Ben onu... Şöyle yapalım mı? Televizyon programı sen aç hadi bakalım. Tabii. Evet, hoş geldin. Pozitif Yaşam programını sen sun. Hadi. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben Selin. Ben her şeyi yapabiliyorum. Mesela dikkat olmanı biliyorum. Ben çok seviyorum sesi. Burada seslenmek istiyorum ve benim bütün seçimi çok mutlu olduğum için çok teşekkür ediyorum ve destek için çok sağlıyorum. Öpüyorum. Çok tatlısınız. Eminim öyle olacak. Ne desteği istiyorsun peki onu da söyler misin? Desteklerinizi bizi izleyip destek evet. olduğunuz için teşekkür ediyorum. Biz istedikleri onun için dedim. Ha izledikleri için teşekkür ediyorsun. Evet canım seyircilerim. Ha canım seyirci ben o kısmı kaçırdım. Canım seyircilerim mi dedin? Tabii. Bir daha söyle bakalım. Canım seyircileyim. Oo harika. Tabii. Çok iyi ya evet. gerçekten. Sesi harikasın. Seviyorum. Seni seviyor musun? Dizilerde oynayabilirmiş, reklamlarda oynayabilirmiş. Öyle mi? Evet. Tabii yeni hedefimiz o. Ama gerçekten bunu yapabilir Selin değil mi? Benim hayalim bu da işte. Hayalin ne Selin? Nerede oynamak istiyorsun? Nasıl ben, bir rol istiyorsun ben mesela? Ben bu rol çok sevkli yani. Filmden hepsini olmak istiyorum yani reklamda benim rol hayalim, yapmak çok zevkliymiş. Evet benim hayalim televizyon çıkmak, filmde çıkmak, reklamda çıkmak istiyorum. Beni herkes sevsin istiyorum. Herkes seni sevsin istiyorsun. Görsün. O zaman lütfen yine ekranlardan evet, söyledim gibi. Söyler misin? Beni lütfen televizyonda oynatın, reklamlara çıkarın, filmlerde oynatın, rol evet. yapmak istiyorum. Söyle bakalım. Tabii. Ben rol almak istiyorum. Televizyonda çıkmak ve reklamda çıkmak istiyorum. Ben bütün arkadaşımı dövmek
istiyorum ve bütün arkadaşlarımı demek istiyoruz. Bütün arkadaşlarımın beni görmesini istiyorum. Görmesini istiyoruz. Hı-hı. Evet, peki. Ben çok seviyorum, hiç kaçamadan. Harika. Beni izliyor musun peki? Çok, kendinizsin. Öyle mi? Neler izliyorsun mesela, neler yapıyoruz? Mesela benim düşündüğüm şey gelmiyor. Ha, gelmiyor. Evet. Peki. Selin'in buralara gelişinde gerçekten çok büyük emekleriniz olduğu gerçeğiyle anne ve baba olarak, aile olarak, toplum olarak bu ekranlardan neler başarabileceğimizi hep beraber göstermek istedim. Evet. Açıkça sizi konuk etmek isterken bu mesajları vermek istedim. Siz anne olarak gerçekten büyük üzüntülerle buralara geldiğinizin bilincinde olmamız tabii lazım. Ki. O kadar da her şey güllük gülistanlık kesinlikle değil. Kesinlikle. Son olarak neler yaşadınız, neler tavsiye edersiniz ve şu andaki gelişiminiz nerelerde ve hayaliniz ne? Ben Selin'le ilk önce dediğim gibi okullarla ilgili eskiden daha çok sıkıntılar yaşıyorduk. Haklarımızı bilmiyorduk açıkçası. Hani bir müdür istemediği için bizi okuldan gönderemez. Bunu sonradan öğrendim. Ama o dönemlerde bilmediğim için psikolojim çok bozuldu. Çocuğuma yansıtmamak için bu pozitifliği belki de kazandım. Çünkü çocuğuma yansıtmamam gerekiyordu. Onların da duyguları var ve okuldan Selin ikinci sınıfta okuma yazmaya başladı. Niçin? Bu yaşadıklarından dolayı bıraktı. İki harf gerideydi. Ailelerden özellikle doğumlu otizmli aileleri için bir şey diyemiyorum. Çok bilgi sahibi olmadığım için. Evet. Onlar çünkü çok farklı. Evet, kaynaştırmaya uygun bir çocuksa kesinlikle kaynaştırmaya götürsünler. Ama doğumlu bir çocuğu yılmadan kaynaştır. Annesi sırada da bekler. Sınıfta da oturur. Ben kaloriferin üstünde oturdum 2 sene boyunca. Koridorun kapısının önünden ayrılmadım. Herhangi bir sıkıntı yaşamasın, kaynatsın diyerekten. Ama Selin'in şu anda şu şekilde konuşabilmesinin bizim dediğim gibi en fazla yaşadığımız konuşma sıkıntısı. Kaynaştırmanın çok faydası var. Yılmamak. İşte birkaç da karşınıza güzel insanlar çıkınca. Evet. Çok daha farklı yerlere. Yani tek başına olmuyor zaten. Mesela mutlaka özel eğitimimiz iyi olması. Okulda kaynaştırma, işte sporda Neşe hocamızın ve belediye sporlarının destekleri. Yani hep bir destekle oluyor. Selin'in amacım kaynaşması, kaynaştırma okulunu şunu kazandırıyor Selin'e. Şu anda okuduğu okulda ayakta durmayı öğreniyor. Kendi benliğini, ayakta durmayı, tek başına yani Selin'e benden sonra Selin'e emanet edebileceğim bir birinin emanet edebileceğim birinin Selin'i gerçekten öyle bir koruma getirmem gerekiyor ki biri emanet alabilsin. Evet, kendi kendine yetebilir konumda olması galiba insanların en büyük korkusu, üzüntüsü. Bu tarz çocuklar benim yokluğumda ne yaparlar? Ne yapar? Nerelere gider? Nasıl kendine bakar korkusuyla? İşte Selin'in de o anlamda kendini yeterince, kendi kendine yetebilir düzeye getirmek amacınız, amacım hedefiniz o. Değil mi? Hedefim o. Yani Selin şu anda belki üniversiteye gitmez ama liseyi kaynaştırma bitirdikten sonra bir hani işe girmesi, ayaklarının üstünde durabilmesi, parasını kazanabilmesi benim amacım en büyük o. Hayaliniz. En büyük amacım o yani. Selin'in toplumu içinde tamamen kendi işlerini yapabilecek duruma gelmesi yani. Evet, çok haklısınız. İyi ki geldiniz bugün. Çok teşekkür ederim. İyi ki bizlere önderlik yaptınız. İyi ki stüdyomuzu neşelendirdiniz. Efendim, özellikle öğretmenimiz Demet Velioğlu'na da bu güzel çiçekler için çok teşekkür ediyorum. Değerli öğretmenimiz Ayşe Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili babamız Erdoğan Durgut'a da teşekkür ediyorum. Selin'cim, çok teşekkür ediyorum buralara gelip beni mutlu ettiğin ve değerli izleyenlerimize bu mutluluğu tattırdığın için. Tabii. Ve anne Fatma Durgut'a da teşekkür ediyorum. Sürçmüş değerli yani, katılımları ve deneyimleri için. Efendim, bugün pozitif yaşam günüydü ve bugün aslında
Selin Durgut günüydü. Mutluluk ve güzelliklerin insanlara nasıl, hangi değerlerle katılabileceğinin göstergesiydi bugün. İyi ki bizimlesiniz ve iyi ki bugün Pozitif Yaşam programı. Haftaya farklı konu ve konuklarla sizinle birlikte olacağız. Lütfen beni izlemeye devam edin ve sizleri çok çok öpüyoruz. Ve şimdi Selin'le birlikte ve annemizle birlikte hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Karşıya.